Arkadaşlar en son evet kategorileri sol tarafta listeledik. Fakat kategorilere uygun olarak ilgili ilgili kategorideki ürünlerin gelmesi sürecini henüz ayağa kaldırmadık. Doğru mudur? Dün yaptığımız çalışma bu şekildeydi. Bakın sol tarafta kategoriler, ortada göbekte ürünlerimiz, alt tarafta pager'ımız, üst tarafta ise header'ımız olacak şekilde bir çalışma yaptık. Fakat siz de gördüğünüz üzere hangi kategoriye tıklarsak tıklayalım, o kategoride herhangi bir değişiklik olmuyor. Çünkü herhangi bir çalışma yapmadık. O amaçla arkadaşlar, o amaçla product controller'ımıza gidelim. Ve orada bir çalışma daha yapalım. Evet, kategoriyi de query string'den alacağımızı varsayarsak, onun da bir model binding kapsamında int kategori diyelim. Onun da kategorisinin default olarak 1 olduğunu varsayalım. Yani 1 numaralı kategorideki ürünlerin geleceğini varsayalım. Evet, dolayısıyla benim burada ürünleri getirirken neresi? Şurasıdır, değil mi? Tam olarak burada ürünleri getirirken bir sınırlama yapmam gerekiyor. Hatta onu şurada yazabiliriz sanırım. Nokta ver diyelim. P için P nokta kategori ID eşit eşittir kategori dememiz lazım. Tabii ki. Şimdi sol tarafın kategori seçti ya ben. Evet. Ama bu one to many değil mi? Kategori. One to many, evet. Değil. Öyle bir örnek değil bu. Ya da ne olabilir arkadaşlar? Ya da bizim gönderdiğimiz kategori hatta P'nin kategori ID'si ya kategoriye eşit olacak ya da hani tüm ürünlerin getirilmesi için kategori eşittir 1 diyelim. Şimdilik en azından hatta şey yapalım. Bunu bakın 0 yapalım. Ya da kategori eşittir 0 diyelim. Hatta o ilkini şeyi getirir. Şöyle direkt kategoriye göre getirelim bunu arkadaşlar. Tüm ürünlerin getirilmesi için de belki şurada şöyle bir şey yapabiliriz. Kategori eşit eşittir 0 gibi bir şey yazabiliriz. Çünkü aksi takdirde buraya geldiğinde boş bir liste gelir, değil mi? Burada burada en azından tüm ürünler gelir. Dolayısıyla burada kategoriye göre bir sınırlama yapmış olduk. Bu bağlamda ürünlerin sayfalı versiyonu ve ürünlerin toplam kategoriye göre sayısını da burada göndermiş oluyoruz. Evet, bunu çalıştırdığımız zaman hemen product index'e gidelim yine. Bakın burada tüm ürünler geldi çünkü kategori 0. Şöyle gelip kategori eşittir 1 dersek
Bakın görüyor musunuz? Kategoriyi 1 yaptığımız anda 1 numaralı kategorideki ürünler gelmiş bulundu. Evet. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman arkadaşlar bizim eklediğimiz şey şudur. Ürünleri tümünü, defaultta tümü gelir ama kategoriyi verdiğimiz anda bakın burada şu kategori şuraya şurada kullanılacak ver koşulunda. Diyoruz ki kategori ID'lerden birine eşitse ya da kategori eşittir sıfırsa. Kategori sıfır olduğu durumda ne olacak? Herhangi bir filtreleme yapılmaz. Dolayısıyla tüm ürünler getirilir. Kategori sıfır ise. Bunun dışında herhangi bir eklentimiz mevcut değil. Tabii şu model binding kapsamında parametremizi de ekledik. Bu işlem burası bu şekilde tamamlanmış oldu. Fakat arkadaşlar biz bunu çalıştırdığımız anda kategoriler sol tarafta çok güzel çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Bakın kategorileri biz pardon özür diliyorum. Buradan çalışmıyor zaten. Kategoriler şöyle URL'den yapınca çalışıyor. Bakın bir ikinci kategori üçüncü kategori dördüncü kategori, beşinci kategori, bakın hepsi düzeliyor. Ve doğru bir şekilde sayfalama da mevcut. Fakat, nerede? Şurayı şöyle yazıyorsunuz değil mi? Buraya 2 yazıyorsunuz. 2'de 3 sayfa gelmesi lazım. Hangisinde? 2'de bende 3 ürün var. İkinci kategori sizde hangi ürünle başlıyor? Bakın kontrol edin. Şu şekilde mi? İkinci sayfaya. İkinci sayfaya oradan geçemezsiniz. URL'ler bozuk orada. Şuradan gelip şey yapacaksınız. İkinci sayfayı yazacaksınız. Page demiştik. Kaçıncı sayfa? İkinci sayfa. Şöyle başlıyor. Şimdi de arkadaşlar burada sol tarafta bizim menüye tıkladığımız zaman aslında bu menüdeki, bu kategorideki ürünleri aslında getirmesi gerekiyor. Böyle bir ihtiyacımız daha var. O yüzden menüyü yaptığımız yer neresiydi? Bir partial view'du, doğru mu? Bu açıdan kategori view'un altında list CSHTML'ini açalım. Kategorinin altında list CSHTML'ini açalım. Açtık mı? Evet, burada yapacağımız şey çok basit. Hemen gelip buraya bizim yapmamız gereken kategoriyi yazmak. Diyeceğiz ki arkadaşım senin kategorin eşittir
Senin kategorin eşittir. Bizim şu for each ile gelen kategorimiz nokta kategori id'dir diyeceğiz. Yani buraya git diyoruz. Şuraya git diyoruz. Bakın round link ne yapıyordu arkadaşlar? Sizin belirttiğiniz isimde, bakın o da sol taraftaki menüde ürünlerin isimleri geliyordu. Belirttiğimiz isimde bir adet round link oluşturuyordu. Yani bir A tag'i oluşturuyor aslında bakarsanız. A tag'i. Bu da sol tarafta geliyor zaten. Page her zaman 1 olsun. Değişmesin. Diyor ki arkadaşlar ben yukarıya ana sayfayı eklemek istiyorum. O yüzden buraya gelip html nokta bir tane daha round link ekleyeceğim. Bu round link ana sayfa olsun. Home diyelim bu yüzden. Daha sonra bu arkadaşımın için bir route mekanizması oluşturacağım. New deyip bu arkadaşımın controller olarak product'a aksiyon olarak product içerisindeki liste yani indekse kısacası sayfa olarak bir, kategori olarak da sayfa zaten default'ta bir, kategori olarak da sıfıra gitmesini istiyorum. Evet, bu da bu şekilde tasarlanmış oldu arkadaşlar. Çalıştıralım şimdi kodumuzu. Product altında index aksiyonuna gidebiliriz şimdi. Evet, sol taraftan artık bakın zaten dikkat ederseniz ilgili menüye gitme eğiliminde şu an. Bakın home deyince tümü geliyor. Bunlar tamamen artık doğru sayfa sayısı şeklinde geliyor. Şu an bir tık eksiğimiz var. Efendim? Yok, o doğru çalışıyor. Şurada değil mi? Doğru diyorsunuz. Evet. Oraya gelelim. Ondan önce sadece burada şey var. Hangi kategorideysek orayı da siyahlaştıralım. Böyle bir stilimiz de var bizim arkadaşlar. O da rahat linke şöyle gelip bir tane stil ekleyebiliyorsunuz. Şunun sonuna gelip şöyle new şu şekilde stiller şu şekilde ekleniyor arkadaşlar. Class diyorsunuz. Add class diyorsunuz yani. Eşittir. Burada ne diyebiliriz? Yani stili eklemeye çalışacağız ilgili noktaya. Bizim burada şunu yapmamız lazım. Yukarıda seçili olan kategori yani URL'den gelen kategori ile URL'den gelen kategori ile bizim bellekte tuttuğumuz kategori ID aynı şey mi? Bizim böyle bir koda ihtiyacımız var. Yani bizim öyle bir şey yapmamız lazım ki arkadaşlar. Bizim öyle bir şey yapmamız lazım ki hangi sayfada olduğunu tutmamız gerekiyor. İşte bu amaçla controller'dan özellikle view'lara veri taşıma işlemleri yapılabiliyor. Yani controller'dan view'a derken aslında bir yerde o an bellekte bir değer tutulabiliyor. O açıdan hepimiz şeye gelebilir miyiz? Kategori controller'a gelebilir miyiz? Kategori controller'a. Geldi merkez kategori kontrolüne. Şimdi bizim öyle bir şey yapmamız lazım ki arkadaşlar. O hangi kategoride olduğumuzu bizim buraya taşımamız, view'a taşımamız gerekiyor. İşte bunu da viewback denilen dinamik tip vasıtasıyla yapıyoruz. Örneğin viewback.current kategori
eşittir deyip bunu bir yerden almamız gerekiyor. Yine burada model binding kapsamında aslında bakarsanız alabiliyoruz. Model binding için ilgili bilgileri aslında biz URL'den taşıyoruz ama burada ise menünün içerisinde metodun içerisinde parametre olarak taşıyoruz. İşte burada yapmanız gereken olan şu arkadaşlar. Bu ne yapacak biliyor musunuz? URL'e bakacak, kategoriye onu eşitleyecek. Default 0 zaten. Eğer bulamazsa 0 atlayacak. URL'e bakacak, kategoriyi bulacak. O kategoriyi alıp bu VBG'e taşıyacak. VBG'e enjekte edecek. Buraya enjekte edecek arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla ben artık az önceki sayfaya gelip şuraya yani burada şu kodu yazabilirim artık. Diyebilirim ki eğer kategori ID'si eşittir Viewback'teki kategori ne olarak verdim ben onu arkadaşlar? Current kategori diye vermişim. Viewback'teki current kategoriye eşit ise o zaman bu arkadaşıma atayacağım stil selected olmalı. Değilse herhangi bir stil atamam. Demek. Yani çok yaptığımız şey çok basit arkadaşlar. Diyorum ki eğer kategori ID'si iterate ediyor ya for içine. Kategori ID current kategoriye eşitse o zaman ona bir stil ata. Yani mevcut kategoriyle şu an iterate ettiğimiz kategori ID aynıysa stil ata. Yoksa atamam. Evet, aynı şeyi ana sayfa için de yapabiliriz arkadaşlar. Buraya gelip virgül new aynı şekilde stil atacağız. At class diyorum. Eşittir. Ne diyorum? Ne zaman ataması lazım buraya stili? Kategorinin sıfır olduğu durumdur, değil mi? O zaman diyorum ki viewback.current kategori eşittir sıfır mı? Sıfırsa o zaman buna selected ata. Değilse null ata. Yani bir şey atama. Diyoruz. Bu da bu kadar arkadaşlar. Mantık gayet basit. Evet, devam edelim arkadaşlar. Evet, sol tarafta artık ilgili kategorinin seçili olarak gelmesi lazım. Evet, bakın şu an ana sayfada olduğum için home, işte condiment, confection, confections, dairy products hepsi seçili olarak geliyor. Bir tek problemimiz şu an şunlar kaldı değil mi? Bunları düzeltirsek bizden iyisi yok. Şöyle ikinci sayfaya gittiğimde ne yazık ki? Evet. Sıfırlıyor. Bu da çok normal. Aslında linkten dolayı. Linke bakarsanız kategori yok linkte. Problem o. O zaman biz nereye kategori eklemeliyiz? Yardım edin bana. HTML helper'a. Süpersiniz. HTML helper'a gidelim hemen. HTML helper, paging helper'ı bulalım. Orada bir link var. O linki aslında düzeltirsek her şey yoluna girecek. Link
Aynen. String formata bir şeyler ekleyeceğim. Buraya da gelip soru, pardon, bir end işareti yapsak. Buraya da gelip kategori yazsak. Eşittir desek. Bu arkadaşımı da 1 olarak atasak. Bu i'nin yanına da virgül desek. Kategori nerede arkadaşlar? Bakalım. Paging info nokta. Burada problem var. Kategori yok. Yani benim burada kategoriyi yakalayabildiğim bir ortamım ne yazık ki yok. Kategoriyi buraya getirmiyorum. Kategoriyi bir bekten aldıydık ya. Onu bir bek session gibi bir şey doğru mu? Yok değil. View back session gibi bir şey değil ne yazık ki. View back aksiyondan view'a veri taşımak için kullanılır. Aynen tabii ki. Dolayısıyla sayfalama ilk anda create ediliyor. Yani tamamı create ediliyor. Öyle bir şey yok ya. Onlar ayrı bir şey. Peki şunu yapsak arkadaşlar. Bu paging info'nun içine biz şeyi koysak, kategoriyi koysak, mantıklısı o değil mi? Nerede oluşturuyoruz? Herkes o zaman product controller'a gelsin arkadaşlar. Şuraya işte bakın. Şuraya girip buraya da current kategori desek. Onu da şeyden alsak, modelden alsak. Binding modelden. Model binding'den pardon. Alsak olay düzelecek. Evet, current kategoriyi sol altındaki açılır kutudan generate diyelim. Onu üretsin bizim için. Şimdi helper'a gidelim. Paging info nokta current kategori geldi mi? Helper'a gidelim. Artık current kategorinin gelmesi lazım. Şurası yani. Geldi. Artık çalıştırdığımız zaman doğru bir şekilde çalışması gerekiyor. Evet bakın. Kategoriye geliyorum. Ki görüyor musunuz? Herhangi bir problem, bozulma yok. Her şey yolunda. Deneyin, çalıştırın arkadaşlar. Şu an herkes hazır mı arkadaşlar? Hazır. Şimdi biz daha önce bu uygulamanın açık versiyonunu size göstermiştim. Hani sonuç olarak nereye gitmeye çalıştığımızı konuşmuştuk. Buradan yine göstereyim ben. Uygulamamızı çalıştırdığımız zaman sol tarafta menümüz, orta göbek kısımda ürünlerimiz mevcut. Ben diyorum ki ürünlerin üzerinde birer buton olsun sağ tarafında. Tıkladığımızda bunu sepete eklesin. Yani sepete ekle butonu olsun. Şurada her birinde birer tane sepete ekle butonu olsun. Hangi sayfada olursak olalım. Hangi kategoride olursak olalım, sağ tarafta birer kategori olsun. Sepete ekleme butonu olsun. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Şimdi dolayısıyla bu işlem bizim product sayfasında, view'unda. Onun içerisinde de product controller'ın index view'una geçelim arkadaşlar. Şimdi bizim her bir ürün için ekleyeceğimize göre biz bunu for için içinde kodlamamız lazım değil mi? Bu işlemi for için içerisinde yapmalıyız. Şimdi şuraya gelip arkadaşlar şuradan yani divin altına gelip bir tane buton oluşturmamız lazım. Ve bu butona tıklandığı zaman bu buton bize ilgili ürünü bizim için ilgili ürünü sepete atmak. Şimdi eski tip ASP.NET uygulamalarında bunu yapmak gerçekten kolaydı.
Yani bir tane butonun içerisinde istediğin kontrole, istediğin bilgiye ulaşabiliyorsun. Fakat buradaki yapıda benim oluşturduğum butonlar hepsi server side değil, klasik bildiğiniz input, HTML input dediğimiz bir buton. Yani input submit butonu olacak yani kısacası. Ve benim o butona tıkladığımda ilgili bilgiye erişmem gerekiyor. Yani o an hangi ürüne ait butona tıkladığımı bilmem gerekiyor. Hangi ürünü sepete atmak istediğimi bilmem gerekiyor. Klasik web formlarda arkadaşlar bir sayfada kaç form olabilirdi? Form tagı. Bir tane olabilirdi. Fakat aslına bakarsanız bu web form dediğimiz bir mekanizma olduğundan dolayı, yani aslına bakarsanız web form mekanizmasının adı da form zaten. Bir sayfada bir form yönetimi yapılıyor aslında. Fakat klasik web uygulamalarında daha önce eğer PHP gibi ya da diğer MVC paternlerini kullanarak Java tarafında geliştirme yaptıysanız yine oralarda hep form tabanlıdır ama bir form değil. Burada ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Biz her ürünün olduğu kısmı bir form haline getirsek ve o form üzerinden işlem yapsak, dolayısıyla butona tıklandığında hangi ürün üzerinden işlem yaptığımızı da yakalamış oluruz. İşte form oluşturmak için arkadaşlar yine bir helper'ımız var. Using ile başlarız. Using HTML nokta begin form diye gider arkadaşlar. Bu using HTML nokta begin form'da hangi bu yani buradaki bir submit butonuna tıklandığında hangi aksiyona gideceğinizi de burada dolduruyorsunuz. Nereye gitsin mesela bu? Sepete ekleme dediğimiz bir şey yapalım. O yüzden add to cart diye bir şey yapalım. Daha yok henüz elimizde. Hangi controller'ın? Burada bir tane sepet. Cart sepet demek arkadaşlar. Şöyle ilgili ürüne tıkladığımız zaman bizi cart controller'ın yani sepet controller'ının add to cart sepete ekle isimli bizi aksiyonuna götürsün. Böyle bir şey istiyorum. Ve bakın ben burada input type diyorum. Bir tane buton oluşturacağım. Submit butonu. Ve değeri de add to cart olsun arkadaşlar. Bir tane submit butonu. Evet. Şuradaki ete ihtiyacımız yok arkadaşlar. For için içinde olduğumuz için tabii. Olmaması gerekiyor. Evet, olmaması gerekiyor. Olmaz yani, bir problem olmaz. Ama gerek yok. Yani Richard'ı da uyardı bizi zaten. Şimdi ben arka planda ne olduğunu görmek istiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bakın unutmayın. Bu bizi götüreceği yer. Bunlar yok değil mi henüz? Bunları yazmadık daha. Bakalım arka planda ne oluyor? Bir çalıştıralım. Hemen ilgili product'a gidelim. Evet. Bakın. Add to cart butonu. Şimdi bir izler misiniz sadece arkadaşlar? Sayfa kaynağına gidiyorum. Bakın her bir ürün için. Bakın her bir ürün için. Görüyor musunuz?
bir tane form oluşturmuş. Her bir ürün için. Bizi nereye götürüyor? Cart add to cart'a götürüyor. Bir buton koymuş ve hepsinde bunu yapmış, görüyor musunuz? Doğrudur değil mi? Bu şekilde bir çalışma. Hangisi aynı isim? Ne için ama? Formu yakalayacak mı? Hayır. Bakın, formun içerisindeki submit şu formu, şunu ayağa kaldırır. Ama şunu diyorsunuz, hangi ürün? Hangi ürün? İşte o önemli. Burada bir çalışma yapmamız lazım. Yani hangi ürün olduğunu formun içerisine bir yerleştirmemiz lazım. Onu söylemeye çalıştım, değil mi? İyi yakaladınız. İşte bunu da arkadaşlar bu tür durumlarda o formun içerisinde hidden field'lar oluşturabiliriz. Yani saklı field'lar, saklı alanlar, gizli alanlar daha doğrusu oluşturabiliriz. Aynen onun gibi. Onu da arkadaşlar yapan bir tane şeyimiz var, helper'ımız var. HTML nokta hidden for. Ne için oluşturacağız biz burada? Hatta burada hidden for dan ziyade hidden daha iyi olabilir. Efendim? Hemen söyleyeyim. Hidden direkt olarak ismini verdiğiniz, mesela bakın hidden'da şunu yaparsınız. Derseniz ki product id'dir bu. Product id isminde bir şey oluştur. Değeri de product nokta product id'dir. Hidden bu. Hidden for ise iterate ettiğiniz bu modelin product'sını iterate ettiğiniz yerde diyorsunuz ki mesela product için, product'ın product id'si için oradaki for o oluştur. İsmini kendi atıyor yani kısacası. Hemen bir tane de ondan örnek yapıp farkını göstermeye çalışayım ben size. Hidden for diyorsunuz. Hidden for diyorsunuz. Burada bakın direkt lambda expression ile p nokta product nokta product id veriyor. Ne diyor? Gerek yok. Tabii burada da bir şöyle bir şey, lambda expression'ı vermek lazım. Evet. Ama burada istediğimiz ismi yakalayamayacağımız için ben bunu vermedim. Şimdi bakın, bir bakar mısınız arkadaşlar? Bakın ilki hidden, diğeri hidden for, tamam mı? Bakın ben product'a geldim. View source dediğim anda şöyle dikkat eder misiniz arkadaşlar diye. Bakın ilki hidden idi. Dikkat edin ilki. Bakın type hidden value 1. Şuraya dikkat edin. Görüyor musunuz? Bu hidden. İsmi ne? Değeri? Bakın product id değeri 2. Product id değeri 3. Hidden for ise şunu yapıyor bakın. Hidden for şurada bakın. İsmini görüyor musunuz? Şöyle product nokta product id diye verdi şu an için. Yani bu bizim yakalamamız için biraz zor. Şu anki durumda, senaryoda. Bunu yakalamamız zor. Biz parametreyle bunu yakalayacağız. Yani parametre ismi olarak bunu vermezsiniz. Bunu veririz. Böyle bir şey verirsiniz. Tamam, o yüzden hidden yaptım.
Tamam. Bu da tamam. Hidden Forest sildim bu. Evet, şimdi arkadaşlar bu kart kontrollerini bizim ayağa kaldırmamız gerekiyor. Onun için de Add to Cart aksiyonunu ayağa kaldırmamız lazım. O zaman herkes şöyle gelip kartın üzerinde şuradan Create Controller Cart desin. Sonra herkes Add to Cart'ı oluştursun. Efendim? Sepete ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Int product ID. Bakın. Bunu nereden alacak? Bana yardım edin arkadaşlar. Bunun hidden field'dan. Kendi kendine map ediyor değil mi? Yani bizim bir şey yapmamıza gerek yok. MVC framework'ın güzel yanı bu. Kendi kendine map edecek. Evet. Şimdi bizim burada bir sepete ekleme işlemini hayata geçirmemiz lazım. Hepimiz senkronize olalım. Yazın bitince söyleyin arkadaşlar. Biz sepete ekleme işlemi yapacağız. Sepet dediğimiz şey bizim için nedir arkadaşlar? Alışveriş sitelerindeki çalışma. Ama ne oluyor arkadaşlar? Mesela hepsi burada koma giriyorsun. A sayfasından bir ürün alıyorsun. Sepete ekliyorsun. Sonra 2-3 sayfa daha geziyorsun. Bir tane daha ekliyorsun. Onu da sepete ekliyorsun. Bu arkadaşlar bunları nerede tutuyor? Bir fikriniz var mı? Yani sepete ekledikçe bunları nerede tutuyor? Hatta öyle şeyler oluyor ki ertesi gün giriyorsunuz bir daha. Ürün orada duruyor falan. Yani bir sizin bilgilerinizi bir yerde tutuyor. Yani veri tabanında tutuyor olabilir. Ama bu işin en genel versiyonu session. Yani özellikle siz o sayfada durduğunuz sürece siz bir sepete bir ürün mü eklediniz? Sizin için bir session oluşturuyor, bir oturum oluşturuyor. O oturuma ekliyor. Başka bir sayfadan bir tane daha ekliyorsun, onu da o session'a ekliyor. Bir tane daha ekliyorsun, onu da session'a ekliyor. Demek ki siz sitede olduğunuz sürece sizin için bir hafıza sistemi oluşturuyor. Normalde web uygulamalarında hafıza çok zayıftır biliyorsunuz. Session oluşturuyor. ASP.NET'in session mekanizması ise her kullanıcı için bir tane session mekanizması oluşturulur. Siz bu session'ın içerisine istediğinizi koyabilirsiniz. Yazılımcı olarak koydurabilirsiniz. Tamam. O zaman bizim bir sepet çalışması yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabii sorun. O bilgisayardan kalkana kadar bilgiler çıkar, doğru mu yani? İnternet Explorer'ı işte yorumlayıcı kapattığı anda session güzel, doğru mu hocam? İnternet Explorer'ı kapattığı anda demeyelim. Session oluşturulduğunda default şeyi konuşayım o zaman. Siz ilk bağlandığınız anda bir yazılım devi koma ya da hepsi burada koma alışveriş sitesi bağlandığınız anda server sizinle onun arasındaki entegrasyonu sağlayacak bir adet session nesnesi oluşturur. Tamam. Default olarak da bunu sizde cookie olarak oluşturur. Tamam. Kendi tarafında da bu bilgiyi tutar. Sizde de bunu cookie olarak tutar. Dolayısıyla sizin cookie ID'nize bakarak, session ID'nize bakarak sizinle onun arasında sizin kim olduğunuzu hatırlar. Ona göre de ürünleri ekler. Evet. Ama session'ın ID'si cookie'de tutulur, session bilgisi server tarafında tutulur. O ayrı. Tamam mı? Siz session'a bir tane ürün aldığınız zaman, işte sepete ekle dediğiniz zaman, atıyorum ne olsun bir mouse. Sepete eklediğiniz zaman sizin için session'a bu ürünü ekler. Sizin session'ınız ise default olarak siz yaklaşık 15-20 dakika hiçbir işlem yapmadığınız sürece default olarak sizin session'ınız devreden kalkar, sonlanır. Dolayısıyla burada sizin tarayıcıyı kapatmış olmanız önemli değil. Aynı tarayıcıyı 5 dakika sonra bir daha açarsanız ve istekte bulunduğunuz anda sizin tarayıcıyı kapatıp kapatmadığınızı server çok
kolay bir şekilde yakalayamaz. Yani yakalayamaz bile. Ekstra bir kontrol ya da ekstra bir yapı yoksa. Default'ta yakalayamaz. Dolayısıyla siz tarayıcı kapattınız mı kapatmadınız mı nereden bilsin server? Sizin istek yaptığınız anda hemen cookie'lere bakar. Session ID duruyor mu durmuyor mu? Ölmüş mü ölmemiş mi? Bakar sizden bir session ID yakalar. O session ID kendinde de var mı yok mu? Ona da bakar. Ha demek ki bu adam hala hayatta. Ne yapar session ID'ye bakıp? Ha der ki bu adamın session'ında 3 tane ürün var. Yukarıda dolayısıyla yazar. Sepetinizde 3 ürün var. Siz tarayıcıyı kapatıp 5 dakika sonra girseniz bile. Bulamazsa sepette bir şey yok der. Bu şeyde duruyor değil mi? O da var. Onu ne yapıyor adam? Tabii veri tabanına kaydediyor adam. Sepet ya, tabii. Eğer orada farklı mekanizmalar devreye girebilir. Mesela şey yapıyorsunuzdur ki üyeyken üyelik girişi yapmışsınızdır. O en kolayı. Üyelik girişini yapmışsınızdır. En güzeli de odur. Kim olduğunuzu biliyor adam sizin. Hiç session falan tutmadan veri tabanına basar. Ama hep doğru. Ama misafirken bile bunu yapıyor değil mi? Ha yapmıyor. Üyelik mi istiyor? Ha. Mesela onlar öyle çalışıyor. Yani sizin nasıl çalıştığınızı yani ben o sistemi çok kullanmış biri değilim. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sizin senaryonuza göre bunu istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Yani ben size altyapıyı söylüyorum. Siz isterseniz onu kullanıcıyı girdirip sepete eklerseniz veri tabanı tutarsın. İstersen sadece session kaybolana kadar session bilgisini 15 dakika 20 dakika bellekte tutarsın. IIS'de tutarsın. Bu kadar. Ben de şey yaptım. Yani bir taktik yaptım. Şey bildiğimiz aslında veri tabanına kaydettirdim. Gönderdikten sonra yani bir kere application tamamen bitmesin. Onun aslında onaylı bir yerde de bundan sonra geçtim. Ben orada benim gibi düşündüm. Acaba onun nasıl geçtiğini almış geçtiğinde. Adam bir internet sitesinde herhangi bir şey olduğunda. Şimdi. Komple gidecek yani. O zaman ben şey konusunda tabii yani şey bildiğim yok. Yani bu kutlayan ya da işte bir şey için aynı zamanda. Alkış yapmak mı? Dediğim gibi veri tabanında ben böyle bir işlem yaptım. Ama ben sağlıklı. O, yani eğer kullanıcı girişini yakalayabildiyseniz, yani kullanıcı önce bir giriş yapıyorsa evet. O zaman gerek yok session tutmanıza da çok ciddi anlamda gerek yok. Eğer yani performansla ilgili farklı durumlarla ilgili tereddütleriniz de yoksa veri tabana uygundur yani bu tür şeyler için. Tutulabilir. Yani sağlam bir hafızadır yani veri tabanı. Ama diğerinde kullanıcı cookie'lerini temizlediği anda her şey kaybolur. Evet. Şimdi o zaman bizim arkadaşlar bu add to cart'ın içerisinde bir sepet mekanizmasına ihtiyacımız var. Dediğimiz gibi unutmayın. Bir session mekanizmasını ayakta tutmaya ihtiyacımız var. Yani sepette session'da bir sepet oluşturmamız lazım. Tamam. Madem öyle o session'daki sepeti oluşturalım. Yani session'a ekleyeceğimiz sepeti oluşturalım. Sepet neydi? Bizim için kart idi. Şimdi ben düşünüyorum arkadaşlar. Yani size bir soru sormak istiyorum. Sepet diye bir nesne oluşturacağım ben. Kart diye bir nesne oluşturacağım. Bu nesne ya modelde olacak. Bu bir model. Ya modelde olacak ya da şeyde olacak. Entity'lerde. Sizce MVC'nin model klasörüne mi koymalıyız sepeti? Sepeti yalnız. Bakın. Sepeti oturumu demiyorum. MVC'nin model klasörüne mi koymalıyız yoksa daha tepedeki entity ise mi koymalıyız? Böyle bir şey. Alışveriş sistemi bu arada. Bu bir alışveriş sistemi. Session'dan bahsetmiyorum. Oturumu unutun. Oturum yok. Sepet diye bir nesne oluşturacağım. Sepetin içindeki elemanlar olacak sepetin içinde. Ekleme çıkarma yapılacak. MVC'ye. Mi? Neden? Neden? Siz entity. Niye entity? Yani veri tabanında veri tabanıyla ilişkiyi unutun bence. Bu her yerde yapılabilir.
Arkadaşlar, o zaman şöyle, ben size şu soruyu soracağım. Bu bir alışveriş sitesi değil mi? Bunu Android mobil bir uygulama yazarsanız, insanlar mobilden de alışveriş yapabilsin. O zaman da sepete ihtiyacınız olmayacak mı? Başka uygulamaya geçin, orada da sepete ihtiyacınız olmayacak mı? O zaman sepet MVC'ye özgü bir şey mi? Sepet ama, fashion demiyorum. Sepet MVC'ye özgü bir şey mi? Evrensel bir şey mi? Evet. Bu soruya karşılık verdiğiniz anda soracağınız soru çok basit. Teknik düşünmenize gerek yok. Zamanla teknik altyapı oluşur. Ben Android yazılım yaptığımda da sepet mantığım olacak mı, olmayacak? Olmazsa lazım. Yani sepete ekleyip ekleyip en son ürünü alacak. Değil mi? O zaman o evrensel bir şey. O zaman onu nereye koymalıyız? Daha yukarıya, entity ise. Değil mi? O zaman herkes entity ise açsın arkadaşlar. Entity ise açsın. Entity'sin üzerinde sağ tıklasın. Add. Class diyelim. Sepeti oluşturalım arkadaşlar. Cart. Hemen arkadaşımı public yapalım. Bir şey. Arkadaşımı public yapalım. Evet, sepette ne tutacağız arkadaşlar? List of, sepetin içerisinde o ürünün bilgisini tutacağımız bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Ürünün bilgisi artı kaç tane satılmış. O yüzden ben buna cart line demek istiyorum. Yani ürünün bilgisi artı o üründen kaç tane. Evet. Neye basınca? Şeyden bakıyor, çünkü şunun tipine bakıyor, ismine bakıyor. Burada iki karakter var. Ya diyor ki cart lines vereyim diyor. Şöyle. Tabii. Bu Richard'ın bir kullanım kolaylığı. Evet. Önce sepete ekleme yaparız değil mi? Public void add to cart. Sepete önce ekleme yaparız. Sepete ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Ürün ekleriz. Bir de kaç tane ekleyeceğimizi söyleriz. Şimdi sepete eklerken iki mekanizma devreye girer. Sepete eklerken arkadaşlar, ya sepette varsa ürün sayısını quantity kadar arttırırız. Sepette varsa değil mi? Daha önce örneğin bir laptop alacaksınız. Sepete eklediniz. Aynı laptoptan bir daha aldığınızda sayıyı 2 yapması lazım. Dolayısıyla bu ürün sepette var mı diye bir bakmamız lazım. Ama gelin önce şu cart line'ı bir oluşturun ki şöyle. Şu bağırıp durmasın. Evet. Evet. Muhtemelen evet. Internal olması da sanki işimizi görecek gibi. Hatırlayamadım bir an ama nereye gideceğini. Tamam, internal yapalım. Internal işimizi görür. Zaten default'u da internal'dır. Evet, önce bu ürün sepette var mı yok mu ona bakmamız lazım. Eşittir. Sepete git bak diyorum. Sepete bak. Diyorum ki c.productID
eşittir benim sana gönderdiğim product nokta product id'nin içerisinde c nokta product nokta product id. Şey isim product id d'si büyük olduğu için ona uyuyorum. Yani burada şunu diyorum arkadaşlar. Burada şunu diyorum. Sepette böyle bir eleman var mı? Benim sana gönderdiğim eleman sepette var mı? Ben diyorum ki eğer cartline eşittir null ise, yani sepette böyle bir eleman yoksa, sepete ekle diyorum. Sepete böyle bir ürün oluşturup onu ekle. Sepette de ne olsun? Eşittir product. Benim gönderdiğim product. Bir de quantity sayısı. O da benim gönderdiğim quantity olsun diyorum. Hemen hızlıca bunları da ürettirin arkadaşlar. Bu kadar. Yani kısacası arkadaşlar diyorum ki sepete bak. Çünkü sepetimde daha önce eklenmişse o ürün, sadece sayısını arttırmam yeterli olacak. O yüzden önce ürün var mı diye bakıyorum. Yoksa onu ekliyorum. Varsa varsa zaten varsa quantity gönderdiğim quantity kadar arttırıyorum. Adet kadar arttırıyorum. Geçelim ikinci aşamaya arkadaşlar. Madem yazdınız. Bir tane de sepetten çıkarma yapalım mı? Bu da sepetten çıkarma olsun. Sepetten neyi çıkarırız? Tabii ki ilgili ürünü. Alt tire alt tire lines nokta remove all diyelim. Tüm uyanları silsin. P nokta product nokta product type eşittir. Benim sana gönderdiğim product'ın product id'sine bak. Ve hangisine denk geliyorsa onu sil diyorum. Remove ile remove all arasındaki fark şu. Remove dediğin zaman ilk bulduğu elemanı siler. Remove all tümünü siler. Listede birden fazla varsa onları siler. Yani referansı. Yani alt tane. Bir sonraki aşamaya geçiyorum. Toplam tutar. Bunlar hep lazım olacak. Ondan dolayı yazıyorum arkadaşlar. Toplam tutarı bulalım. Evet, burada da toplam tutarı bulmak için yine bir link sintaksi yazıyorum arkadaşlar. Diyorum ki her bir ürünün birim fiyatıyla adedini kaç tane aldıysam çarp,
onları topla diyorum. Bir de sepeti temizleme yapalım. Public void clear olsun bu da. Bu da bu arkadaşım da direkt olarak silsin. Efendim? Clear sepeti silmeye yarıyor. Remove sizin belirttiğiniz ürünü çıkarmaya yarıyor. Clear dediğiniz zaman tamamını siler. Ne var ne yok her şeyi siler. Ve son olarak da arkadaşlar bizim tüm ürünleri listeleyecek bir yapıya da ihtiyacımız var. Ona da lines diyelim. Yani tüm ürünleri listeleyebilecek bir altyapımız olsun. Ona da bir get'imiz olsun. Return alt-lines diyelim. Evet, şimdi artık bunu public yapmamız lazım. İhtiyaç oldu. Ya da durun. Arkadaşlar o zaman card controller isimli controller'a gidip artık bunların içerisine doldurabiliriz. Ne yapmıştık? İlk etapta bir tane add to cart şeklinde içerisinde product ID'yi alan parametre olarak bir kontrol yazmıştık. Bir aksiyon yazmıştık, özür diliyorum. Bu product ID'yi hatırlarsanız neyle eşitleyecekti? Hidden field'la eşitleyecekti, değil mi? O zaman ben bu sepete eklerken artık yapacağım şey çok basit. Önce bu ürünü veri tabanından çekerim. Yani bu ID'deki ürün ne diye veri tabanından çekerim. Sonra az önce yazdığımız o kart sepete ekleme metoduyla sepete eklerim. Bu kadar basit. Tamam. O zaman kodlamaya başlayalım arkadaşlar. Önce bir product oluşturalım. Product. Product eşittir. Bu nereden gelecek arkadaşlar? Veri tabanından değil mi? Veri tabanından erişmemiz gerekiyor. Veri tabanına erişmek için bizim ara katman olarak manager'a gidiyorduk ya da servise gidiyorduk. Dolayısıyla burada bir eksiğimiz var bizim. Şu an ihtiyaç duydukça kodlama yapıyoruz. O zaman bizim burada i product servise burada bir ihtiyacımız var. Oluştu. I product servis. Alt dire product servis diyoruz. Sonra bunu şuradan şöyle başlatıyoruz. Diyoruz ki bana alt dire product servisteki ürünü getir. Hangi ürünü getir? Benim sana verdiğim product ID'deki ürünü getir diyorum. Bu kadar basit. Yazın hemen arkadaşlar. Evet. Herkes yazdı mı şu an? Bizim arkadaşlar burada add to cart deyince bizim bu sepete ekleme işlemini ayağa kaldırmamız lazım. Yalnız yani yapacağımız işlem şu olacak aslında. Gelip burada bir cart değil mi? Sepeti çağırmamız lazım. New cart deyip bir izler misiniz arkadaşlar? Yazmayın. Çünkü sileceğim ben bunu. Cart.add to cart deyip bunu yapınca aslında bu işlem çalışır, değil mi? İşte bir tane ekleyelim mesela. Bunu yapınca bu işlem çalışır. Doğru mu? Çalışır. Fakat ikinci girdiğimde sepette gerçekten ikinci butona bastığımda sepette gerçekten ikinci ürünü ekler mi? Bu bir web uygulaması arkadaşlar. Web uygulamasında ne yazık ki kaybeder bunu. Yani daha önce yapılan işlemler liste sıfırlanır. İşte bundan dolayı bizim öyle bir mekanizma tasarlamamız lazım ki sepete ekledik ya, sepete eklediğimiz anda bunu session'a eklememiz lazım. Tamam mı? Yani session'a koyup sen bir saklı bölgede dur bakalım dememiz, kenarda dur dememiz lazım. O yüzden şu kodu yazacağız. Eğer diyeceğiz ki eğer
session'da, bak bakalım session'da sepet diye bir nesne var mı? Hatta session'da sepet varsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Şöyle bir, isterseniz şöyle oluşturursak daha temiz olur. K eşittir. Siz de yazabilirsiniz artık. Şunu desek. Bu obje döner. Karta box edelim bunu. Şöyle. Eğer diyelim ki sepette eleman varsa, o zaman sepet nokta add to cart deyip product'ı ekliyoruz. Ekledik. Fakat sepette eleman yoksa yani o da burasıdır. Bizim yeni bir session oluşturmamız lazım. Ona diyorum ki session cart eşittir. Session cart eşittir. Önce kartı bir yenileyelim, oluşturalım. Session cart eşittir cart dememiz gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada şu kodu şuraya koysak da aslında çalışır değil mi? Burada şöyle düzenlesek, eğer sepet boşsa yenisini oluştur. Session'a ekle. Değilse zaten direkt olarak burayı çalıştırır. Artık son olarak return view deyip, hangi view? Index isimli view'unu oluşturabiliriz. Böyle bir view yok zaten henüz. Böyle bir view çağırabiliriz. Arkadaşlar tekrarlamak istiyorum burada. Diyorum ki eğer sepette, yani böyle bir sepet yoksa, böyle bir sepet yoksa, şuradaki oluşturduğumuz sepet yoksa, yeni bir nesne oluştur, sepete, session'a onu ekle. Daha sonra da ürünü sepete ekleme işlemini gerçekleştirebilirsin diyorum. Sonra ilgili sayfayı açıyorum. Sepet sayfasını açacağım. Efendim? Evet. O zaman obje olur. Öyle obje olduğu için bakın şu hata verdi, görüyor musunuz? Yani objenin add to cart'ı yoktur. Cart deyince şu gelir artık. Tamam. Tekrarlıyorum. Sepette eğer eleman, yani session'da böyle bir sepet yoksa session'a sepeti ekliyorum ve ürünü de sepete ekliyorum. İşlemi bitirmiş oluyorum. Şimdilik bu kadar. Biz sadece şöyle bir view oluşturacağız arkadaşlar. Bu view'da bizim sepetteki ürünlerimizin olduğu yer olacak. Yani sepete eklenen bütün ürünleri biz burada göstereceğiz ama onu öğleden sonra yapalım diyorum. Şimdilik burada bitirelim.